Merhaba. Videonun başlığından da anlayacağınız şekilde bu video en yakın arkadaşım Defne ile bir vlog. Fakat şöyle bir durum var. Defne ile 10 senedir ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalıyoruz. Ben İngiltere'de okuyorum, Defne ise Amerika'da okuyor. Ben İngiltere'de üniversitedeki bir günümü çektim, Defne ise Amerika'daki üniversitesinde bir gününü çekti. Umarım videoyu beğenirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep'le beraber vlog çekiyoruz. Çok sesli konuşmuyorum ve çok da böyle vlog çektiğimi belli etmek istemiyorum. Çünkü o da arkadaşım arkada. şu anda durup da ona bu konuyu açıklamak istemiyorum açıkçası, ne bileyim, bilemedim. Saat şu an 10.30. Sabah bir tane yazmam gereken eseyim vardı. Çünkü bir hocayla 11.30'da toplantım var bu eserle ilgili. Hani kontrol tarzında ve daha eserime başlamadım. Bir saatim var yazmak için şu anda. O yüzden şimdi oturup ona başlayacağım. Bunun dışında şimdi bir kahvaltı edeceğim. Size ne yaptığımı göstereyim. Burada böyle yoğurtlar var, çobani yoğurtları. Aslında Greek yogurt diye satılıyor ama sahibi Türk. Size de buradan fun fact. Bir de böyle granola barlar aldım. Dün değil, bir önceki gün kızlarla markete gittiğimizde. Onlardan bir tane alıp yoğurdun içine döküp yiyeceğim. Şu anda planım bu. Sonra bir saat essay yazacağım. Sonra size update edeceğim. Şimdi yani doğal olarak size şey diye soracaksınız. Yani hani Defne neden vlog çekiyorsun, hani sen de mi YouTuber olacaksın, sizin okuldan çıkan influencer sayısı yetmedi mi? Arkadaşlar haklısınız. Yetti. Zeynep böyle bir fikir verdi. Hani ikimizin de günlük rutinlerini çekelim tarzında. Ve ben de o yüzden hani bunları böyle saklayalım, böyle anlar hani önemli falan filan tarzında düşünüp bunu çekme tar yani çekme kararı aldım. Bugünkü program işte bu eseyi yazacağım şimdi. Sonra toplantıya gideceğim. Onlar bir toplantı 11.30'da 15 dakika sürecek. 11.45'te o bitecek. Oradan bir derse gideceğim. Sonraki programlar da tam belli değil. Sonra göreceğiz ne yapacağımızı. Bugünlük böyle. Normalde bugün bir dersim daha olmalıydı. Ama o dersim iptal oldu. Çünkü hoca iptal etti yani. Ve o dersim çok zor bir ders normalde. Bu hafta sonunda sınavı var. Bizi iptal ettiğini biraz şaşırdık açıkçası. Ama hayat. Ne yapacaksın? Öpüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar essay yazmayı bıraktım. Çünkü maillerime baktım ve fark ettim ki bugün 11.30'da olan toplantım ertelenmiş. Onu bir daha başka bir saate aldım. 7.15 yaptım. Çünkü hocanın doktora gitmesi gerekiyormuş. O yüzden süper oldu bu. Çünkü aslında 11.30'a yetiştiremeyecektim yazdığım şeyi. Bunun dışında şu anda ne yapsam diye düşünüyorum. 50 dakikam var. Bu ara Grey's Anatomy'ye çok fena sardım. Onu izliyorum sabahtan akşama kadar. Onu izleyebilirim. Aynı zamanda hazırlamam lazım ve odam bayağı pis. Yani pis yani. Kabarırsanız odamı göstereyim bir dakika. Şimdi şu an yatağımdayız. Yatağımın üstünde böyle mavi beyaz bir çarşaf var. Üstüne böyle bu lacivert battaniye aldım. Geçen gün Amazon'dan söyledim. Sonra odamın en güzel tarafı bu posterlerim. Bayağı bir poster yapıştırdım. Ve bunların hepsini Türkiye'den taşıdım. Çünkü Amerika'da çok pahalılar. O yüzden Türkiye'den getirdim. Bakalım Zeynep'le bir fotoğrafımız var mı? Bakın burada. Bu teyzemle ben. Annem, babam, ben. Ailem. Bunlar Şevket ve Ayşenazlar. Kemal, Garen, Defne, Kemal, Ali. Böyle bir sürü fotoğraflar yani. Ondan sonra bir de burada var. Bir dakika bunu da göstereceğim. Hayır, neyse bir dakika. Arkamdakini göstermeden önce etrafı bir göstereyim. Şimdi bu dolabım. Dolabım bayağı şu an şu eşyaları görüyorsanız evet bayağı kötü. İçinde işte eşyalarım falan var. Sonra burada masam var. Şu an
Şurayı da posterle kaplamak istiyordum ama daha posterleri basamadım. Halis'e onu bu ara halledeceğim. Sonra şurada kettle'ım var. Burada böyle hani yemek kıvır zıvır malzemeleri var. İşte çatallar, bıçaklar, tabaklar. İşte maskelerim var. Burada da gözlükler var. Sonra da burada da böyle işte böyle buzdolabı ve mikrodalgamız var. Bunun böyle üstüne böyle bir şeyler koyduk işte. Koydum daha doğrusu böyle ıvır zıvır. Şu suları doldurmam lazım. O yüzden burada duruyorlar. Bir de yatağımın altı var. Bir dakika, bunları göstereceğim. Şimdi yatağımın altı da böyle. Ha, 0,5'le mi çeksem? 0,5 de kaliteli ha. Şaka şaka, 1 ile çekeyim. Neyse, burada halım var. Burada işte böyle bir dolap gibi bir şey var. Bunlar da buraya eşofmanları koyuyorum. Buraya siyah ve koyu tişörtler. Buraya da beyaz tişörtler koyuyorum. Bu kilit torbam taşıp ölecek yakında. burada temizlik malzemeleri var. Burada ekstra yorgan, çarşaf. Burada işte saç kurutma makinesi falan. Burada böyle şeyleri tutuyorum. Snacklerimi tutuyorum. Altında zıvır zıvır var. Şu çantam, çantalarım duruyor. Burada da ilaçlar var. Sonra burada da normalde işte çamaşır yaptığımda buna koyuyorum. Ama buraya yastıklarımı da koydum. O yüzden burası biraz komik durumda. Ondan sonra burada bir ton eşyam var. Bunları katlayıp koymam lazım. Bu da duş almak için şeyim. Bornozum falan var. Böyle işte montlarım. Bu dolap. Ayakkabılar. Böyle yani. Normal bir oda. O çok büyük falan değil. Hatta asla büyük değil ama ne bileyim, idare ediyoruz, yaşıyoruz yani, gidiyor. Güzel. Oda arkadaşım. Arkada biraz göstereyim size. Şurada. Tatlı bir kız. Seviyorum yani. Neyse, ben şimdi dediğim gibi biraz üstüm başımı toparlayayım. Odayı toparlayayım. Dizi izleyeyim aynı anda. Sonra çıkacağım zaten. Acaba adamın odasına mı gitsem? Hadi yapayım. Tamam. Hadi gidelim. Savşan 11:20. Adam bana 11'de uyanacağını söylemişti. O yüzden adı şu an seni uyandırıyorsam. Sorry bitch. Ama uyanacağını söylemiştim. O yüzden uyandırıyorum. Bak, benim odam buranın arkasında. Adanın odası da diğer koridorda, hemen bayağı yakınız. Hello sister. Günaydın arkadaşlar. Bugün size üniversitede bir günüm falan gibi bir vlog çekmek istiyordum. Çünkü derslerim normalde 9'da başlıyordum. Ben dedim ki bütün günü beraber geçireceğiz. Çok güzel. Aynen, her şeyi gösteririm, vlog çekeriz. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 12'ye 10 geçiyor. Çünkü ben sabah 9'daki dersime uyanamadım. Daha doğrusu uyandım, dersime girdim. Sonra uyuyakaldım. Sonra ders odasındayken panik olup tekrar uyandım böyle. Stres olursunuz ya. Biri kusuyor odamın önünde resmen. Stresten tekrar uyandım. Hani aha, ders dinlemem lazım falan diye. Sonra dedim ya. Yok. Yok, yapamam yani. Yere uyudum. Sonra işte ders 10'da bitiyordu. 10'dan benim 1'e kadar boş zamanım vardı. Orada da kahvaltı edecektim. Sonra bir tane dersimin ödevini yapacaktım. Çünkü bu akşam saat 7'ye bütün ödevlerimin teslim tarihi. Dedim ona da uyuyorum. Uyuyacağım yani. O yüzden saat 12'ye 10 geçene kadar uyudum. Ama şimdi yüzümü yıkayacağım. Dişimi fırçalayacağım, bilmem ne, çıkacağım. Arkadaşlar, şu anda derse giriyoruz Ada ile beraber. Böyle business gibi bir giymemiz gerekiyordu. Ada daha iyi. Ben kot kazak giydim. Üzücü kısım, ben giyip de böyle giyiyorum. Ayda anlayamıyorum. Ay, zaten Ada her gün gelip böyle şey diyor. Sunumum mu vardı bugün? Direkt atamadım. Bir kere oldu Defne. Neyse, biraz etrafı görelim. Ortam güzel. Ağaçlar falan çok iyi. Ada altına işleyecek. Benle grubum beni o kadar sevmiyor ki, hiçbir şey yapmıyorum deyip presentation'ı paylaşmamışlar bile.
O yüzden ben de ilk defa göreceğim diğer kişiler gibi sunum. Altıma işeyeceğim. Ama bana da su lazım ya. Bu arada her sabah suratımı Foreum'la yıkıyorum. Çünkü bu arkasındaki altın şeyleri analiz ediyor suratımı. Ve böyle yağlı mı kuru mu ona göre bana şey yapıyor. Özel bir yüz temizleme rutini gibi bir şey yapıyor. Ve buradaki iklim değişikliği yüzünden benim suratım gerçekten bütün sivilcelerim delirdi. Durmadan sivilcem çıkıyor. Ve yani bunu kontrol altına almak istiyorum. Evet. Bir yüzümüzü yıkayalım. Yani ıslatalım. Bu arada bu şey de çok güzel. Yüz yıkama jeli. Ave'nin. Gerçekten inanılmaz bir yüz yıkama jeli. Hadi bakalım. Bir de gerçekten o kadar iyi geliyor ki suratıma. Çünkü masaj yapıyor bildiğiniz. Ciddi masaj. Aynı zamanda böyle bütün içindeki şeyleri alıyor gibi hissediyorum. Böyle bütün gözeneklerin içindeki pislikleri çıkarıyor gibi hissediyorum. Bu arada bana burada ne zaman kaç saniyede değiştirmem gerektiğini söylüyor telefonumda. Buna göre, bu rutine göre yapıyorum. Ve yani benim cildime en iyi gelecek rutinim benim için belirliyor. Tamam. Evet arkadaşlar, boy aynam yok. O yüzden her seferinde bu koltuğun tepesine çıkıyorum ve öyle gösteriyorum kıyafetimi veya ayna fotoğraflarımı böyle çekiyorum. Üstüm böyle minik beyaz bir kazak Brandy'den. Altım kareli yeşil bir böyle tight'ımsı pantolon. Bu da Brandy'den. Ayağıma beyaz ayakkabı giyeceğim. Üstüme de siyah kabanımı alacağım. Plan değişikliği üstüme. Ay çok karanlık. Üstüme gri montumu aldım. Ama hava yani sıcak. Niye bu kadar karanlık? Hava sıcak ve mont almadan da çıkabilirmişim gayet rahat. Ama göbeğim açık olduğu için bir tırstım. Neyse, şimdi kahve almaya gidiyorum. Because I'm vlogging today. Really? Because my best friend is a vlogger. Ah, and can I join your vlog? Yeah. Hi. Introduce yourself, please. My name is Hasa. Uh-huh. Please don't Our forget favorite me next foreign semester. Friend. Or the year after when you don't have the same classes. Hopefully we'll have the same classes. We will. Yeah, yeah, hopefully we'll have the same classes. When? But you're not gonna forget me over the winter break. I will never. Hopefully. And we just had our FME presentation, the second one. I think I will forget Defne. Arkadaşlar şu anda Hesa ile yemeğe giriyoruz. I'm speaking in Turkish because the views are normally Turkish. Ve şu anda bir extra kredi şey yapıyor. Benim gidip aynı zamanda bir paket almam lazım. Ve şimdi bir daha yemek yiyeceğiz. Öğlen yemeği. Sipariş verdik. Oturup alacağız. Öyle. Kaşar sushi yiyorum. Sıra salata yiyor. Evet arkadaşlar, az önceki konuşmalardan ne kadar ne anladınız bilmiyorum, emin değilim ama şu anda dorma dönüyorum. Etraf çok güzel. Bugün hava inanılmaz güzel. Arkadaşlar sinirimden çıktım şu an. Ve Kral Hoca erken bıraktı. Normalde saat 2'de bitiyor ders ama şu an 1.46 saat. O yüzden şimdi odama gideceğim. Ama galiba bir tane paketim gelmiş. O yüzden gidip ilk başta paketimi alacağım. Sonra odama gideceğim. Bir de fark ettim ki ben asla kahvaltı etmedim. Yani kahve içtim sadece. O beni tok tutuyor da edeyim kahvaltıda yani. O yüzden şey yapmayı düşünüyorum bugün. Bagel üstüne krem peynir sürüp üstüne de çırpılmış yumurta koyacağım. İnşallah mutfak boştur çünkü mutfak dolu olduğunda geriliyorum yemek yaparken. Kısmet. Evet,
dersten çıktım, kargomu aldım, geri geldim. Ve şimdi bu kargoyu açacağım. Bot söyledim. Çünkü bu aralar şeye taktım böyle burada mini etek giyip altına kilot çorap ki ben kilot çoraptan nefret ederim. Hayatım boyunca kilot çorap giymedim. Giymeyeceğim diyordum ta ki şu ana kadar. Kilot çorapla bot manyak olabilir gibi hissediyorum. Ve güzel olduğunu da gördüm ama benim bacaklarıma kilot çorap yakışıyor gibi hissetmiyorum. O yüzden deneyeceğiz ama siyah bot aldım. Ve ben çok bot giymeyi seven bir insan değilim. Yani botum yok. O yüzden bot aldım. O yüzden de böyle deli gibi paralar ödemek istemedim bota. Çünkü biliyorum ki zaten 3 aya falan bot giymemeye başlayacağım. Bir de sıkılacağım. Yani eminim ondan. O yüzden daha uygun fiyatlı bir bot aldım. Şişeceğim bayağı güzel gözüküyor. Gerçekten güzel gözüküyor. Beğendim ha. Deneyeyim şimdi. Ay. Ay, iyi ki içinde bir şey yoktu. Çay bardağıma vurdum da az önce. Bir dakika şimdi. Umarım ayağıma olur. Çünkü burada nasıl değişim yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani İstanbul'dayken direkt kargo evimin yanında olduğu için hemen değişim yapabiliyordum. Burada Allah biliyor. Aa, tam oturdu. Çok çok iyi. Çok süper manyak. Çok heyecanlıyım. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz beğendim. Çok güzel. Çok çok güzel. Her şeyle uyar ve şu anki kıyafetimle de bayağı uyuyor. Göstereceğim size şimdi. Odam şimdi neyi nereye koyacağımı bilmiyorum. Çok dağınık odam. Değil aslında topladım. Niye bu kadar dağınık gözüküyor bilmiyorum. Gözüküyor mu ayakkabılarım? Görebiliyor musunuz? Bayağı güzeller. Aha. Çıplak bacakla nasıl duruyor acaba? Çok çok komik gözüküyorum. Şişko mu gösteriyor bacaklarımı? Tamam ya. Bayağı beğendim. Güzeller. Bayağı güzeller hatta. Bunu şimdi böyle mini bir etekle düşünün. Efsane. Çok iyi. Çok beğendim. Hali biraz ağlamalık çünkü derse giderken işte böyle business casual giymem gerektiği için bayağı bir odayı yıktım. Neyse şimdi düzenleyeceğim bayağı. 1,5 saatim falan var. Çünkü bugün Ada'yla Boston'a gideceğiz 1 saate. Bir şeyler almamız lazım. Oraya gitmeden de bir şey yapacağım. Sodayı toparlayacağım. Çamaşır yıkayacağım. Haberiz haberiz. Bye. Evet arkadaşlar odamı bayağı toparladım. Çamaşırımı falan da koydum. Şimdi Defne'yle FaceTime yapıyoruz da Defne'ye göstereyim. Bu arada Zeynep'in vlogunda Selin Defne Cam da var. Şimdi Defne Cam olsun. Anladın mı? Hayır. İki kamerada izliyorum. Güzel de. Çok saçma bir seriydi. Evet arkadaşlar şimdi çamaşırların hepsini aldım. Yerinden. Yani hepsini yerleştirdim falan. Bayağı iyi oldu. Güzel oldu. Mutluyum yani. O yüzden odamı böyle bir size göstereyim. Hani ne yaptığımı falan dedim. Aslında görmüşsünüz zaten ama şimdi daha göstereceğim. İşte bütün eşyalarım falan buradaydı. Onları aldım. Burada posterlerimi de göstereyim size. Çok mutluyum posterlerimden. İşte bütün eşyalarımı astım falan. Şimdi bu kotu giyeceğim. O yüzden kot burada duruyor. Bütün eşyalarımı koydum. Şimdi bundan sonra da Ada'yla beraber Boston'a gideceğiz galiba. Bizim okul Boston'a yarım saat falan uzaklıkta. Biraz uzak ama fena da değil. Ondan sonra işte oraya gideceğiz. Gözlerim bu arada mosmor fark ettiniz çünkü maskaram aktı. Onu da düzelteceğim inşallah. Boston'a gideceğiz, biraz alışveriş yapacağız. Bakacağız belki bir kahve içeriz. Sonra geri döneceğiz. Benim akşam 7:15'te bir İngilizce hocasıyla toplantım var, ona gireceğim. Ve onun eseğini daha yazmadım. Onu yazmam lazım. Neyse yapacağım hepsini. Hazırlanıp giderken görüşürüz. Hey
yumurta yapmaya gerçekten uğraşamayacağım. Bir de dersim başlamasına 10 dakika kaldı. Dersim online ama yine de yani uğraşamam. O yüzden direkt bagel'ın üstüne krem peynir sürüp üstüne de reçel koyacağım. Çilek reçeli en sevdiğim. Yeah, bunu yiyeceğim. Sonra ders. Dersin başlamasına tam olarak 1 dakika var. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. 1 dakika var. Ve sütümü aldım. Çünkü kahve yapmak istiyorum. Ama odamda yapacağım. Çünkü dersim başlıyor. Şimdi koştum odaya. Ve bir şey diyeceğim. Burada musluklardan akan su inanılmaz sıcak. O yüzden kettle'a falan ihtiyacım yok. Direkt musluğumdan yapabiliyorum. Hadi. Arkadaşlar dersim bitti. Ve bir şey diyeceğim, burada hava 4.30'da falan kararmaya başlıyor yani. Hava zaten kapalı. Bir de saatler geri alındı. İyice erken kararıyor. Yani 5'te, 5.30'da kapkaranlık etraf. Ay. Saat 4.30. Dersten sonra birkaç tane mesaja cevap vermem gerekiyor. Birkaç tane reels falan çekmem lazım. Okulda bir organizasyon için. Ama ondan önce... Şimdi gidip bulaşıkları yıkayacağım. Çünkü bir çocuğun bana animasyon atmasını bekliyorum. O çocuk bana animasyonu atınca öyle yapacağım Reels'ı. Bulaşıkları yıkayacağım. Sonra saat 7'ye yapmam gereken o kadar fazla ödev var ki onları yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya bindik. Adale beraber Boston'a gidiyoruz. Kıyafetimi değiştirdim. Ben de. Bunu yeni aldım. Üstündeki ne? Dur, asıl soru. Az önce böyle şunu giyiyordum üstüme. Ve saçım böyle kaldı. Saçımı böyle kestireyim mi belki? Tamam, big reveal yapacağım arkadaşlar. Dur. Bir tık daha uzun. Ya olmayacak iş değil de, bu hani bize geçen gösterdiğim bir video var ya, oradaki saçın da aynı. Yapayım mı böyle bir şey arkadaşlar? Oylayın. Bir yazın eğer yapmıyorsunuz iki. Arkadaşlar merhaba. Şu anda nerede olduğumuz konusunda hiç fikrimiz yok. Saçma sapan bir yerlerden yürüyoruz. Tatlıya gitmeye çalışıyoruz. Etraf biraz tuhaf. Yani grafitiler, biz ve köprü altı. Neyse, burada tatlıya gitmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. İnşallah 10 dakikaya orada olacağız yürürsek. Tatlı böyle Boston'daki bir traditional bir kafe. Arkadaşlar şu anda sandviç yedik. Tatlıya geldik. Tatlı mı? Hala. Şu anda biraz var. Tamam, şu an yok. Şimdi tatlıya geldik. Tatlı böyle, içeriği size göstereyim. Çok güzel bir yer. Sandviçimizi yok ettik. Evet, bayağı böldük. Yedek kahve içtim. Ama hala içiyor. Arkadaşlar şu anda Sephora'ya geldik. Kafayı yiyoruz. Kafayı yemek üzereyiz. Yani her şeyi almak istiyoruz. Ada bu arada büyük cilt bakımcı. Şunu çok severim. Bana bir tane parfüm bulduk. Şöyle göstereyim. Bunu alacağım. Onun bu dışında... Retinol'e mi başlasın? Retinol hangisi? Retinol bir ilgiydi. Abi ya, hiç fikrim yok. Neyse, ben bu konularda biraz çok cahilim. Ha bak, bunu çok gördüm bu ara. Sende var. Ha, sende gördüm o zaman. Güzel mi? Değil ama güzel. Watermelon Glow. Desem deneyin evde. Evde mi? EPHBHA var. İlginçmiş. Neyse, burada böyle İstanbul'da olduğundan bayağı daha fazla hani ürün şeyi var. Bakın, J.Lo Beauty var. Ama yani bilmiyorum, o yüzden almayacağız mı? Neyse, bakınıyoruz işte. Bu akşamki olan meetingimi yarına ertelettirdim. Hocaya mail attım. Rica ettim, yarına aldık. Yarın 6'da yapacağım onu. O yüzden bu akşam işim yok. Sadece o essay'i bugün bitirsem çok güzel olaylar olabilir. Onu yapmaya uğraşacağım. Onun dışında işte birazdan okula döneceğiz.
Ama bakınıyoruz, burada çok güzel şeyler var cidden. Sephora burada inanılmaz ötesinde. İşte ilginç şeyler göstereyim. Mesela burada bu Makeup by Mario var. Kim Kardashian'ın işte hani şeyi, makyaj artistinin markası. Bunu da çok merak ediyorum aslında da, yani fiyatlar inanılmaz iyi. O yüzden bilmiyorum. Efendim? Polo. Kanadı koptum, kırdım. Bayağı kırdım yerde. neyse sus. Şikayet edeceğim seni. dikkat. Merhaba arkadaşlar. Take over ettim şeyi. Şu an çok eğleniyorum ben bu vlog işiyle. Arkadaşlar cilt bakımı beni delirtiyor. Hani o kadar hepsi çok güzel ki ve böyle hepsini almak istiyorum ki. Hani böyle kafayı yiyeceğim falan yakında. Bir şey tavsiye edersen alırım. Böyle cilt için iyi gelecek bir şey. Ben bu arada altıma yiyeceğim. Cidden mi? Giyseydik ya. Ben o gün hani sabah sana söyledim ya çiş yapmam gerek diye. Altıma işeyeceğim. Dedin ki hani... Bu sabah mı? Sana beni yemedi mi? Eye patch mi? Gerizekalı aptal. Şu anda geri dönüş yolundayız. Çok güzel şeyler aldık. Adaya bu ay doğum günü mantı diye hediye verdiler. Bir tanesi de Defne'ye gidiyor. Evet, heyecanlıyız. 3 şey yani, böyle 3 tane mini package gibi bir şey. Lip balm'ı. Evet, lip balm'ı çalacağım. Anlaşmalar yapıldı. İşte. Arkadaşlar okula gidince cime gideceğim. Bence asla gitmeyeceksin de bu arada. Gideceğim oğlum, gideceğim. Peki. Önce bir çişe gitmem lazım. Arkadaşlar ben de kütüphaneye gideceğim. Accounting çalışanların canını sıkacağım. Arkadaşlar saat 6:59. Ve benim bu videoda 6. dakikadayım ve 18 dakikalık bir video. Bir de üstüne bu videoyu izlemem lazım. Gerçekten bir de bu soruları cevaplayacağım. Yetiştiremeyeceğim. Ne bok yemem gerektiğini bilmiyorum. Şuraya bir comment atacağım. Comment'ler kapanacak galiba. Şurada comment kısmı. Sanırım comment'ler kapanacak. Yani bilmiyorum. Sıçtık galiba. Evet arkadaşlar, şu an günün en güzel anını yaşıyorum. Her şeyi bitirdim. Ve saat 7:40. Ay gözükmüyor. Evet 7:40. Sanıyordum ki saat 7'de böyle her şey kapanıyor ve daha fazla bir şey ekleyemeyeceğim. Ama öyle değilmiş. Ve ben arada dedim hani bari süre veriyorlar saat 7 olduktan sonra. Biraz dinlendim çünkü gerçekten beynim yanmıştı. Bir de matematik falan filan yapmam gerekti. Gerçekten delirdim. O yüzden biraz ara verdim. 15-20 dakika falan. Sonra 20 dakikada da geri kalan kısımları bitirdim. Ve çok açım. O yüzden şu an gidip yemek yiyeceğim. Şimdi okula döndük. Kütüphaneye geldim. Vlog. Evet. Şimdi dün akşamkini koymayacağım. O yüzden sizi daha tanımamış oluyorlar. Aa. Şimdi buradaki öbür arkadaşlarımı size tanıtıyorum. Bütün gün adayı gördünüz. Başka? Adayı gördüm bütün gün. Hello guys. Ben Dila. Başka ne diyeyim yani? Nerelisin? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Ya öğrenciyim diyeceksin ya işte. Öğrenciyim. Dapsına gidiyorum. Başka ne diyeyim? Enka mezunuyum. Eskiden Enka Lisesi'ndeydim. Sevgiler, selamlar. Mumla arıyorum. Oradayken nefret ederdim arada. Sonra başka ne diyeyim? Gayet iyi, yeterli işte. Dedim sen de sıra. Ay. Hello mello arkadaşlar, ben Defne. Defne gözlüğü dün aldı, gözünden çıkarmıyor. Hayır ya şimdi. Arkadaşlar Defne uygun fiyatlı gözlük buldum. Kara gitti yine en mantıkları aldı. Şaka yapıyorum. Evet. Neyse şu an accounting çalışıyorum. Çalışmıyorum. Çalışmaya çalışıyorum. Cevap veremiyorlar ama. Akıllarını düşünsünler. Öyle bir soru soruyor. Felsefi olarak düşünsünler. Neyse ada... Buraya gitmedim arkadaşlar. Evet.
Dershanlara gideceğim diye giyindi. Kendini göstermeye geldi. Bir de gideceğim falan. Neyse, insanlar sorarsa spordan geldim. Tabii. Tabii ve şu an West'e geldik. Burada böyle market diye bir yer var böyle. Buradan Allah dur kartı göster bence. Vending machine. Vending var. Machine'leri göster. Vending machine'lerden biz hep buralardan bir şeyler alıyoruz. Benim şeyi. Bunlar yeni gelen yemekler. Burada normalde suşiler falan duruyordu. En sevdiğim şeyi göster. Suşiler yok. Arkadaşlar Amerika'ya gelen bunu yesin. Bu Dilan'ın favorisi. Manyak. Bu Türkiye'de yok mu oğlum? Oğlum yok. Evet arkadaşlar bu da biz. Selamun ella. Tamam kestik. Evet arkadaşlar, akşam yemeğimiz budur. Bezelye pilav, salata, meyve suyu, bir de kornişon turşu. İnanılmaz heyecanlıyım. Arkadaşlar şu an odama geri geldim. Şimdi adaya gideceğim birazdan. Film izleyeceğiz ya da dizi izleyeceğiz beraber. Oradan zaten video çekerim. İşte dediğim gibi bütün şeylerimi bitirdim. Bu İngilizce işlemlerimi bitirdim. Aslında bir tane daha ödevim var ama hani adam böyle yarına yapın tarzı bir şey demedi. Yani sınavda çıkacak, bir ara izleyin dedi. Zeynep ne yaptı acaba? Bugün hiç konuşamadık. Aslında bir ara konuştuk. Ama çok güzel. 5 dakika falan konuştuk. Ne yaptı bilmiyorum yani. Belki şimdi Ömer'i ararım. Çünkü Eno Sunshine dinliyordu. Hayatına biraz Sunshine katalım. Neyse ararsam onu göstereceğim. Ve tabii ki asla ve asla açmıyor. Açmıyor. Aa, ne yapıyorsun? Tam da açmıyorsun diye laf ediyor. Evet, mutfakta biraz sohbete tutuldum. Arkadaşlarımla biraz takıldık ve şimdi odama geldim ve çıkıyorum. Burada teras bar diye bir yer var. Allah! Kampüsteki oturulacak tek yer gerçekten. Çok yamuk şu an kamera. Evet, kampüste gerçekten oturulacak tek yer. Öbürü yani zaten kampüste doğru düzgün bir restoran yok. Ve olanlar da kötü. Burası böyle direkt bar gibi bir yer. Ve şimdi bir arkadaşımla oraya gidiyorum. Kameramı yanıma almayacağım çünkü çok garip olacak. Ama orada böyle telefonla çekebilirsem biraz çekeceğim. Yoksa sonrasında dönünce görüşürüz. Şu an odama geldim. Saat 12'ye 10 var, 7 var. Ama yani erken döndüm. Çünkü bir dışarısı inanılmaz soğuk. Her yerim dondu. Şu an direkt pijamalarımı giyeceğim yani. Ve iki... Böyle ne bileyim ben biraz odamda oturup takılasım falan geldi. YouTube videosu editlemem lazım. O yüzden onu böyle editlemek istedim. Çünkü günlerde böyle geç saatlere böyle ikilere kadar falan ödev yapıyorum ve inanılmaz uykum geliyor ve böyle beynim yanmış bir şekilde uyuyorum. O yüzden bu akşam böyle biraz chill takılıp öyle yatmak istiyorum. Böyle kafam boş ve rahat yatmak istiyorum. Ondan bir YouTube videosu edeceğim ama çok üşüdüğüm için şimdi pijamalarımı giyeceğim ve gidip çay yapacağım kendime. Bugün papatya çayı yapıyoruz. Arkadaşlar saat şu an 12.52. Hala odamızda oturup bu The Prince'i izliyoruz. 5. 6. bölümü falanız bayağı iyi izlemek istiyorsanız varsa. Böyle İngiltere monarşisinin böyle parodisi gibi. Kaşağına geçiyorlar. İnanılmaz ya. Hole yapabilir miyim? Yeah, okay, you can do a hole. Öncelikle because it's my birthday month, bunu aldım. Hediye verdiler yani, şöyle göstereyim. Oha, hayallerim gerçek oluyor şu an. Buradaki üstte gördüğünüz şey lip mask, bu Daphne'ye gidiyor. Diğeri water sleeping mask and then water bank moisture cream. Krem hidratante. Çok heyecanlıyım. 1.21 saat.
pijamalarımı giydim. Bunu buraya ilk geldiğimde almıştım ve ilk geldiğimde kaloriferim çalışmadığı için odam durmadan çok soğuk oluyordu. O yüzden bununla uyuyordum. Ama son birkaç haftadır kaloriferim çalıştığı için odam sıcak oluyordu ve hani havalandırıyordum, camı açıyordum falan ama hani yatarken böyle yorgana girince hep sıcak geliyordu. O yüzden bildiğimiz kareli pantolon ve tişörtle, yani kareli pijama ve tişörtle uyuyordum ama bugün öyle bir dondum ki pufidik pijamalarım geri geldi. Geçen markete gittiğimde bunu almıştım. Şimdi çayımla bunu yiyeceğim. Bir de biraz YouTube izleyip öyle takılacağım. Saat 2.43 ve ben şu an videolarımı editlemeyi bitirdim gibi değil ama hani video klipleri falan koyup böyle bir genel olarak nasıl görüneceğine karar verdim ve iki videoyu aynı anda editlemeye çalışıyorum. Şöyle bu iki videoyu aynı videoya mı koysam yoksa ayırsam mı ne yapsam emin olamadım çünkü bu video şu an yarım saat, bu video sadece 10 dakika falan. Ama ikisini aynı videoya yaparsam başlığını nasıl yaparım falan ona bir karar veremedim. O yüzden şu an video editlemeyi bırakacağım. Zaten saat 3'e geliyor ve inanılmaz derecede uykum geldi. Biraz böyle yatıp üstüne düşünmek istiyorum nasıl yapmam gerektiğini. Çünkü bu hafta video koymak istiyorum pazar günü. Ve hani bu akşam düşünüp karar vermem lazım ki yarın editlemeyi bitirip videoyu yükleyeyim. Ki pazar günü yayınlansın. Ona bir gerçekten kafa yormam lazım. Ve şu an o beyin gücü kalmadı ve uyumak istiyorum sadece. Evet, şimdi yatmaya hazırlanacağım. Akşam olunca odamın ışığı gerçekten çok kötüleşiyor ama yine de bugün aynı zamanda size gece rutinimi de göstermeye karar verdim. Şimdi yüzümü yıkayacağım ama yatmadan önce Foreo'nun bu arkasındaki sensörleriyle yüzümü tekrar ölçüyorum. Çünkü gün içinde böyle suratım yağlanıyor ve bunu gerçekten hissediyorum yağlandığını. Aynı zamanda kir falan birikiyor gibi hissediyorum böyle etraftan. O yüzden tekrar ölçüyorum değerlerimi. Ne deniyorsa artık. Mesela sabah ölçtüğümde ve bana çıkardığı rutinde 60 saniyeydi. Her bölgeye 15 saniye temizliyordum. Ama şu an çıkardığı rutin mesela 120 saniye. Çünkü belli ki yüzümde yağlanmış, kir birikmiş falan filan. O yüzden ona uygun bir rutin oluşturuyor. Şimdi yüzümü bir ıslatacağım. Bakın burada gözüküyor. Her bölgeye 30 saniye. Bu arada benim Foreo'm Foreo Luna Fofo ve ben bu rengini seçtim. Çok tatlı bir renk bence. Bir de bütün böyle yüz yıkama jellerim niyeyse mavi renkte ve onlarla çok güzel uyuyor. Ve küçük, gerçekten küçük, avucum kadar. O yüzden her yere o kadar rahat taşınıyor ki her tatilime direkt hani diş fırçamı götürüyorsam bunu da götürüyorum yanımda, öyle söyleyeyim. Çok çok rahat. Gerçekten çok güzel. Ve şu an böyle cildime pürüzsüz hissediyorum. Halbuki hani cildime öyle maskeler falan filan yapmadım. Sadece derinlemesine temizledim. Ve o temizliği gerçekten şu an cildimde dokunmak istemiyorum. Çünkü pisleteceğim gibi hissediyorum. Ama halbuki ellerim de temiz. Şimdi yüz bakım rutinime geçiyorum. The Inky List'in bu Night Treatment'ı var. Influencerlık yapayım size. Böyle elimle göstereyim. Beauty Guru. Bunu sürüyorum geceleri. Böyle 3 fıs gibi. Bu böyle serum maskemsi bir şey gibi. Böyle yüz kremi değil. Çünkü o yapısı yok. Hani yüz kremi gibi yüzünün derinin içine dağılmıyor ve yüzünde böyle bir tabaka gibi kalıyor biraz. Kuruyor. Hani böyle maske, jelimsi bir şey. Ve bütün gece bu suratında kalıyor ve kızarıklıklara karşı engelliyor. Diyor valla. Yani ben kendimde işe yaradığını görüyorum açıkçası. Ve elimde hani böyle yapış yapış kalıyor sürdükten sonra. O yüzden yıkamam gerekiyor ve
bütün akşam suratımda kalınca gerçekten işe yaradığına inanıyorum. Sonra bunu sürdükten sonra biraz kurumasını bekliyorum. Normalde bunun hani bunu sürdükten sonra üstüne veya sürmeden önce altına hiçbir şey sürülmüyor. Ben zaten altına bir şey sürmüyorum yani. Yoksa şeyini azaltacak. Effectiveness. Ay ben de mal gibi iyi ki bir İngiltere'de bir ay kaldık yani. Ne oldu bana? Evet ama sivilcelerim olduğu için ben üstüne sivilce kremimi sürüyorum vallahi. Ve hani sivilce kremini de engellemiyor. Çünkü sivilcelerimi yok ediyor bu. Yani özellikle o noktaları sürdüğüm için. Bu da şey, klinikin şeyi, anti-blemish olması lazım. Aynen. Sivilce solüsyonu. Bunu nokta nokta hani sivilcen olan yere sürüyorsun. Evet, gece rutinim bu kadar. Şimdi bunun da biraz kurumasını bekliyorum. Yoksa yastığa yapışıyor. Ve yani çıkıyor suratımdan direkt. Arkadaşlar, saat 3 oldu. Odama geri geldim. Adamın odasından bayağı bir işte odası izledik. Yemek yedik, oturduk biraz muhabbet ettik falan. Şimdi Grey's Anatomy izliyorum kendi kendime. Şimdi 11. sezondayım. Çok beğeniyorum. Diziyi çok çok iyi bence. Biraz sese sokuyor beni ama iyi. Yeni aldığım Tony'yi sürdüm yüzüme. Bakalım. Gelişmeleri göreceğiz. Baya güzeldi böyle vloglamak. Eğlenceliydi yani. Baya eğlendim ben bütün günüm. Böyle hani çekerken falan. Biraz zor bir şey. Bence çok iyi yapmadım. Hani genel olarak. Çünkü böyle sürekli böyle gelecekte yapacağım şeylerden bahsettim. Anı anlatmaktansa biraz ama. Neyse elimden geleni yaptım işte. O eğlenceliydi yani. Bir daha yapabilirim. Zaten bunu izliyorsam. Bunu bir daha yapabiliriz yani. Güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Sana buradan seni de öpüyorum.